geçtiğimiz günlerde hacca giden son kafile Türkiye'ye ulaştı. Ve bununla beraber biz o günleri tekrar hatırlamak ve yaşamak istedik. Ekip arkadaşlarımız hem hacılarımız giderken onları uğurladılar, hem de geldiklerinde gidip havaalanında karşıladılar, hislerini dinlediler. Çok özel görüntülerle bu konuyu ekrana getireceğiz. Hep birlikte bir izleyelim videomuzu, ardından tekrar stüdyoya dönelim, şiddet konusunu konuşacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yolculuk. Bu yolculuk tarihe yolculuk, asr-ı saadete, Hazreti İbrahim'e yolculuk. Bu yolculuk Müslüman kardeşlerimize yolculuk. Bu yolculuk nihayet adeta mahşeri yaşamak üzere Arafat'a yolculuk. Rabbim herkese nasip etsin. Güzel bu duygu. Bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Ülkemizin birliği, beraberliği için dua edeceğiz. Çok heyecanlıyım, ne yapacağımı bilmiyorum. Torunlarım hep yanımda olduğu için onlardan ayrılamıyorum sürekli. Mutluyum yani, çok mutluyum. Her türlü kötülüklerden korusun. Dualarımız, vatanımız, milletimiz için. Hac faraziyemizi yapmak üzere hareket edeceğiz. Allah'tan hayırlısıyla. 2007'den bu yana 9 yıldır bekliyorduk. Hasret inşallah bitecek. Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonundan son derece memnunuz. Allah razı olsun. Hocamıza buradan teşekkür ediyorum. Sayın hocam geçen yıl 2007'den kaydolanları vurasız göndereceğiz demişti. Hocam sözünü tuttu. Buradan kendisine sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah'ımızın evine gidiyor. Bundan mutluluk daha ne var? Çok şükür Allah'ım nasip etti gidiyor. Oranın özlemi daha fazla oğlum. İnşallah giderek Muhammed ümmeti Cenab-ı Allah'ım ümmeti Müslüman'a, torunlarıma, çocuklarıma, oğullarıma, gelinlerime, kızlarıma hepsine kısmet etsin. Sizlere de kısmet etsin. Oranın özlemi daha fazla. Ey Rabbim, bizlere, annelerimize, babalarımıza verdiğin nimetlere şükretmeye, razı olacağın salih ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle Allah'ım.
senden başka ilah yok. Sen her şeyden münezzehsin. Biz kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım. Allah'ım dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şartlarında Efendimiz 50'li yaşlarında Hazreti Ebu Bekir'le nasıl çıktı? Evet. Bunu tefekkür etmek gerekiyor. Gerçekten. Eniştem, kardeşim, gelinimiz, yengem. Allah çok güzel duygular hissediyoruz. İnşallah hayırlısıyla kavuşuruz. Ahmet Elhasan Vinci'nin altında kalanlar, ondan sonra şehitlerimize taşlanmada birinci onlara dua ettik. Allah'tan tek dilemize, ondan sonra şehitlerimize, askerlerimize, ordumuza, milletimize, devletimize zarar verilmesin. Çok şükür Allah'ıma bunları gösterdi. Buna daha bir şey gör. Herkese nasip etsin Allah'ım kızım. Allah herkese nasip etsin. Oranın tadı daha bir başka. O kutsal toprakları ben 11 sene değil, ömür boyunca orada ömrüm geçse sanki bir saat. Hatta bir şair diyor ki senetül visali sinetül sinetül visali senetü. Dostunun yanında bir sene kalsa bir saniye. Ben Kabe-i Mükerreme'de 1000 sene kalsam sanki bir saat kalıyorum. Doymuyorum. Ancak giden onun lezzetini bulur. Olmayanlar Cenab-ı Allah o lezzeti ona tadlandırsın. Cenab-ı Allah'dan niyaz ediyorum. Memleketimize huzur istiyoruz. Bir ağlama sesini ben istemiyorum. Hiç kimse istemiyor. Ya Rabbi bu huzuru siz ya. Bu dükkanın huzursuzluğundan senin gücü her şeyden üstündür. Her şey herkesten üstündür. Sen bu memleketimize bir huzur ver. Ya Rabbi huzur istiyoruz. Ya Rabbi huzur istiyoruz. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyuz. Allah'ıma şükür olsun. Vatanıma kavuştuğum için de çok mutluyum. Yani genç gitmek lazım yalnız. Yaşlı gitmeyin. Gitmeyin. Gitmesinler. Genç gitsinler. Kurban olduğum Allah herkese nasip etsin. Hacca gitmek isteyenlere, oralar görmek isteyenler genç gitmelerini tavsiye ediyorum.